Evet, neymiş? Aşağıdaki eşikleri inceleyelim. Zaten burada kaldık değil mi? Şunu yapmıştık, evet doğru. Evet. Evet, şimdi burada Hocam özellikle da ait. zaten Efendim? aynısı. Bu da üsttekilerin aynısı. Evet, benzer şey doğru. Soru değil yani. Soru değil de incelemek için yapacağız. Evet. Şimdi bunu nasıl işliyor? Onu ben size göstermeye çalışayım ya da şöyle yapalım. Mesela şurada şu kısmı alacağım. Bunu düzenleyip şu halde olduğunu göstermeye çalışacağım size. Şöyle yapalım. Bura eşittir diyorum. Burada eksi parantezle alakalı. Eksi parantezini alırsam burayı ne yaparım? Buraya x eksi 2 yazsam doğru olur mu sizce? Mutlak içinde ifadeyi ne Olur. yaptım? Evet. Parantez Olur. yazdım. Mutlak içinde Olur. eksi parantezde x eksi 2, tamam. Sonra şurada ne vardı? Aslında bir şurada bir eksi bir varmış gibi düşünebilir değil mi? Eksi bir çarpı x eksi 2 gibi. Bunu da ayıracağım. Eksi 1'i ayrı yazıyorum mutlak için tabii. Tekrar mutlak içinde x eksi 2 yazıyorum. Şu eksi 1 mutlak değeri neydi? Artı 1'di. Buraya 1 yazdım yani. X eksi 2 mutlak değeri içinde. Evet, burası 1 olduğu için 1 ile çarparsan ne gelir? X eksi 2 gelir değil mi? Ne yaptım? Şuradan başladım. Devam ettim ettim. En son neyi buldum? Mutlak değer içinde x eksi 2. Yani şuna eşit olduğunu ispatlanmış oldum ben burada. Böyle yapılabiliyor. B şıkkı da zaten benzer örnekle biraz önce yapmıştım ben de. 2 ve x'i ayrı mutlak değer içinde yazmış. 2'nin mutlak değeri neydi? 2'ydi. Buraya 2 gelmiş. Ondan dolayı mutlak değer x aynen yazmış. Böyle. Yine benzer şekilde eksi 3x mutlak değer içinde bunu ayırıyoruz. Eksi 3'ü ayrı yazdık. X'i ayrı yazdık mutlak değer içinde. Eksi 3'ün mutlak değeri 3 olduğu için buraya 3 yazılmış. Mutlak değer x'i aynen yazmış. Bu da böyle. Bakalım şuraya. Eksi 2 bölü x'in mutlak değeri neymiş? Eksi 2'yi ayrı yazmışım mutlak değer içinde. X'i ayrı yazmışım mutlak değer içinde. Eksi 2'nin mutlak değeri ne yapar? 2 yapar. Buraya 2 yazılmış. Mutlak değer x aynen yazılmış. Evet, bu da son özellik var ya onunla alakalı. Demek ki x küpü mutlak değeriyle mutlak değer x'in küpü eşitmiş. Örnekler vermiştim buna benzer. Bunlara benziyor yani evet. Yani geldik buraya. Mutlak değerlerin toplamı sıfır ise her bir mutlak değerli ifade ayrı ayrı sıfıra eşit olmalı. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi 3 tane mutlak değer var ve toplam dikkat eksi falan değil. Hepsi toplanmış ve sıfır demiş. Yani 3 tane uzunluğu toplamışlar kızlar. Bir tane uzunluk var. Bir yere ölçmüşler mesela. Bir de bunu ölçmüşler. Bu da hepsini ölçmüşler. Sonuç sıfır çıkmış. Bunların sıfır olması için işte A sıfır olmalı. Yani şu mutlak değerin sıfır olmalı. B de sıfır olmalı şurası. Ve C de sıfır olmalı. Hepsi ayrı ayrı sıfır. Neden? Mutlak değer sıfır artı. Mutlak değer sıfır artı. Mutlak değer sıfır. Sıfır eşittir kızlar. Başka bir ihtimal yok. Yani bunun negatif olma ihtimali yok ki değil mi? Ya sıfırda ya da sıfırdan büyük olmak. Yani mutlak değer neydi? Uzunluk. Uzunluk ne yapar? En küçük sıfırlı ya da sıfırdan büyük olmak zorundadır. Yani bunlar negatif olamadığı için birbirlerini götürme imkanları yok yani. Onun için tek ihtimal var. Mutlak değerlerin toplamları bu şekilde 3 tane mutlak değerin toplamı varsa sıfıra eşitse ayrı ayrı sıfıra eşitliyor yani. Bu olay bu şekilde. Yani böyle bir kural var. Bakalım ne varsa da örnek. Yani gördüğü gibi 3 tane mutlak değer toplanmış ve sıfır demişim. Arada dikkat eksi yok. Eğer eksi olsa bu olmaz. Hepsi toplandı. Ona dikkat edin. O halde ben ne yapacağım? Burayı sıfıra işlemem lazım. Bunu sıfıra işlemem lazım. Bunu da sıfıra işlemem lazım. Ayrı ayrı hepsini sıfıra eşitliyorum. O halde x eksi 5'i ben sıfıra işlersem ne gelir buradan? X x 5 eksi 5 gelir. geldi değil mi? Evet. Ben de çekip şunu çözelim. 2x eksi y Y'de 10 eksi gelir. 0 dersem. Tabii x'in yerine ben 5 yazdım. Şimdi burası 2 çarpı 5 oldu. Y'yi de diğer etapa On. abi eksi diye geçti. Buradan 10 yapar. Y eşittir olmuş. Gelelim şunu çizelim. Y Y'de 10 eksi z sayısı sıfıra eşit olacak. Y'yi ben 10 buldum. 10 gelir. On. z oldu. Tabii bu da z'yi yalnız bırakırsam o halde z de Z buradan de ne yapar? eşit olur. 10 Abi. yapar. Bunun toplamlarını sormuş. Bura 5. Bura 10. Z'yi de 10. Z Z de 10. O halde toplamları ne yapar? 25. 25. 25 yapar. 25 yani. Doğru yaptık hocam. Evet, bu da bu şekilde bitti. Biraz küçük yazdım ama görebilirsiniz herhalde. Sıkıntı var mı? Görünüyor hocam. Göremiyorum Görünüyor hocam. bilmiyorum da yani bazen gözler bozuk olabilir de. Neyse. Evet. Yakını göremeyenler falan olabilir. Bu da tamam. Yani şimdi başka bir önemli not demiş. Yine mutlak değerli bir ifadenin alabileceği en küçük değer sıfır. İşte benim dediğim gibi bir uzunluk hiçbir zaman negatif olamaz. En küçük sıfır olur. Yani sıfırdan daha aşağı inemeyiz. Yani bir şeyin boyu eksi iki gibi diyemeyiz. Eksi iki metre.
denmez değil mi? Onun için en küçük. Bu da böyle. Gelin buraya. X eksi 2'ye divacının en küçük değeri için. Yani bunun en küçük değeri nedir? Bunun sıfır olması anlamına geliyor değil mi? Yani şunu demek ki. Eksi 2'ye sıfıra eşit. Mutlak değer. Çünkü en küçük sıfıra eşit oluyor. En küçük dediği için. Bu sıfır olmalı. Bunun sıfır olması ne demektir? İçerisinde sıfır olması anlamına geliyor. Yani x eksi 2y ifadesi de sıfır olmalı. X'i burada yalnız bırakırsam x eşittir 2y de mesela. Y gelir. Evet. Sonra ne yapacağız? Bir de şunu sormuşlar. X gördüğüm yeri 2y yazarsam burada. 2y artı 4y bölü y haline gelir bu ifade değil mi? Şunu, şunu düşünün. 6y bölü y. Evet. Pardon. 6y bölü y ifadesi var. Bu da ne yapar? 6 yapar. Burada y'le çarpıyor. Evet cevap 6 gibi. 6 hocam cevap evet. Anahtarında da. Geçiyoruz o halde bunda. Evet geldik. İfadesini alacağı en küçük değeri sormuş. Yani bunun en küçük olması tabii ki mutlak değer olduğu için ya bu sıfırdır ya bu sıfır olmaz değil mi? Yani toplamların sıfır olması burayı en küçük yapan değer sıfırdır ya da burayı sıfır yapan değer en küçük odur. Yani şöyle yapacağız. X eksi 2 sıfır yapan değer düşünürsem buradan x eksi 2 geldi. 2 gelir. Tabii orada da 6 gelir. 6. Burada devam edeyim bir dakika. X yerine 2 yazmaya başlıyorum hadi. X yerine 2 yazarsam 2 eksi 2 mutlak değer içinde artı x yerine yine 2 yazdım. 2 eksi 6 gelir. 6 oldu. 2 eksi 6. Evet bunu düzenleyeceğiz. Şu an 0 yapar. Eksi 4 olur burada. Evet eksi 4 olur. Eksi 4. Burası bir dakika. Ha, oraya, evet, burası mutlak değer içinde eksi 4 olur. Yapar. Bu da artı. Bu zaten 0 olur. Artı 4 çıkar. Bu da artı 4 diye çıkacağını biliyoruz artık. Evet bunun değeri 4 geldi. Yani şu ifadenin acı şu anki değer 4. Acaba bundan daha küçük değer gelecek mi? Bunu araştıracağız. Bu kez şurayı 0 eşitledik. Yani bunu ayrı ayrı 0 eşitledik. Mantıklı yani. Bunu 0'a eşitledik. Bunu da 0'a eşitlememiz lazım ayrı ayrı. Bu halde x eksi 6'yı ben 0'a eşitlersem sıfır. Ne gelir? 6 gelir. Buradan 6 gelir x. Evet x yerine 6 yazalım o halde. 6 eksi 2. 6 eksi 2. Oradaki 4 gelir. Evet 6 eksi 6. Oradan da 4 gelir. Mutlak değer geldi. Burası ne yaptı? Mutlak değer 0. 0. Mutlak değer. 4 çıkar. Burası 0. Yine gelir. 4 geldi. 4. Evet. Eşit geldiği için cevap. En küçük 4. Değer 4 yani. Evet, eşit geleceğin 4. Mesela 1, 4, 1, 3 gelse küçüğü almanız lazım. Buna dikkat edin. En küçük değer değil mi işte? Bazen farklı gelebiliyordu. Evet cevap 4. Doğru yaptık hocam. Evet cevap aynı olduğu için 4. Bu da bu şekilde tamam. Gelelim buna. En büyük değer. Şimdi en büyük değer dediği için de yine x yerine burayı 0 yapan değer bölüyorum. Çünkü ben paydayı en küçük yapacağım ki hani 24'ü ben neye bölersem? Küçük bir sayıya bölersem mesela 1'e bölersem 24 büyük bir sayı gelir ama 24'ü gelip ben 12'ye bölersem ne yapar? 2 çıkar değil mi? 2. Ama büyük olsun diye yani şu paydayı küçük yapan değeri bulmam lazım. Paydanın küçük olması 0 değil mi? Mutlak değer için bunu 0'a ve bunu 0'a ayrı ayrı eşitlemek lazım. Ve yine aynı olay. 2x eksi 10 ifadesini 0'a eşitlersem buradan 2x ne gelir? X 5 gelir. X gelir. 10 geldi. X eşit 5 doğru. X yerine 5 yazar mı halde? Nerede? Şunun tamamında. 24 bölü 2 çarpı 5 eksi 10 değil mi? Kapattık mutlakları. Artı tekrar 5 artı 3. 5 artı 3. Bunu devam edelim. 24 bölü 8 gelir. Burası 0 yapalım. Hadi 0'ı mutlak değeri yazdım tekrar. Şurada 8'i mutlak değeri. Şöyle yazayım. Eşittir. 24 bölü 8'den 0 artı 8 gelir. Yazalım. 24 bölü 8 gelir. Hadi 3 geldi. 3 geldi. Bakalım diğerine gelecek. Diye derken şunu bu kastediyorum. O halde x artı 3'ü 0'a eşitleyelim. x eksi 3 gelir. Evet x yerine eksi 3 yazacağım. Doğru. Başlıyorum hadi. 24 bölü 2 çarpı eksi 10. Devam ediyorum. Artı x yerine eksi 3 yazdım. Eksi 3 artı 3 oldu burası. 24 bölü. Evet şurası kaç? Eksi 16 olur. Eksi 16 doğru. Şu an ne yaptı? Artı 0 mu? Artı 0. Evet. Yani mutlak değerden kurtulursan burası ne yapar? 16 artı. 24 bölü 16 yapar. 24 bölü 16 yapar. Sadeleşirsen 8'e bölersen 2'ye yok. 3'e 3 bölü 2. Yani 3 bölü 2. Şimdi neyi sormuştu? Büyük değer. Sizce 3 mü büyük? 3 bölü 2 büyük sizce? 3 büyük. 3 büyük. 3 büyük. Büyük olan bu evet. O zaman cevap
Yani karşılığı açıyoruz. Büyüğü sorduğu için hangisi büyükse o cevap. Doğru yaptık hocam. Yani bu da böyleydi. Tamam. Evet, mutlak değerli denklemler diye başlığımız var. A ve X bir değer gerçel sayıdır diyor. Diyor ki A sayısı eğer sıfırdan büyükse mutlak değer mutlak değer X eşittir A ise X ya A'dır ya da eksi A'dır diyor. Evet. Örnek olursam basit bir örnekle şurada anlatmaya çalışayım. Şu birinci madde için. Yani mesela mutlak değer X eşittir 2 mesela. Buradaki X'leri söylüyor bize. Yani uzunluğu 2 olan kaç nokta var kızlar? Yani sıfıra olan uzaklığı 2 olan noktalardan bahsediyorum. Eksi 2. Değil mi? Şöyle bir şey düşündüm. Sayı doğrusu düşündüm. Diyorum ki şurada 0 olsun. Sıfıra uzaklığı 2 birim olan ne var? Şuradan 2 birim gidiyorsun. İşte burayı 2 kes. Demek ki X eşittir 2 olacak değil mi? Bu tarafa doğru 2 birim gideceğim. Burada neyi kesti? Eksi 2'yi kesti. Demek ki X dediğim şey bunlar ya. X eşittir eksi 2 ya da X eşittir 2 demektir. Tabii şunlar 2 birim uzunlukta dikkat. Demek ki bunun cevabı X eşittir 2 gelecek. Bir de X eşittir eksi 2 gelecekmiş. Eksi 2 gelecek. Bu yorum yaptı. Tabii ne? Şu sayı sıfırdan büyük olduğuna dikkat edin. İki sayı sıfır. Yani A büyük sıfırda için ikimiz nedir? Sıfırdan büyük. Yani mutlak değer. Yani bir şeyin uzunluğu pozitifse böyle çözüyorum çünkü. Değil mi? Bu bir şeyin uzunluğu anlama geliyor. Kimmiş? O hali böyle çözüyorum. Gelelim şuna. Zaten bunu biliyoruz. Değil mi? Şu dışarı sıfırmış. Yani mutlak değer x eşittir sıfır demek istiyorum. Bir şeyin uzunluğu sıfırsa o halde bu zaten sıfır noktasıdır değil mi? X eşittir sıfırdır. Buna bir şey diyemiyorum. Çünkü mutlak değer sıfır sıfırdır. Ondan dolayı bu basit zaten. Geldik şu üçüncü maddeye. Burada diyor ki A sayısı negatif olsun. Hadi buna ait bir denklem yazalım. Mutlak değer X eşittir mesela. Eksi 3 diyor mesela. Hani A negatif ya. Onun için buraya eksi 3 yazdım. Eksi bir şey yazmam lazımdı. Eksi 3'ü ben kendim seçiyorum yani. Şimdi bir şeyin uzunluğu sizce eksi olabilir mi? Hayır. Değil mi? Hayır. Hayır olamaz. Bir şeyin boyu eksi 3 metre diyemeyin. O halde işte bundan dolayı çözüm kesi ne diyor? Boş küme. Böyle mutlak değer eşittir diye varsa hemen tabii mutlak değer tek başına kalacak. Yoksa yanında artı 3 falan varsa o olmaz. Tek başına mutlak değerli ifade olacak. Eşittir. Eksi bir sayı varsa eşittirden sonra o halde çözüm kümesi boş diyeceğiz kızlar. Boş küme. Yani şöyle bir şey varsa onu demiyorum. Dikkat. Mesela mutlak değer 5 artı mutlak değer x eşittir. Burada neyse mesela ne yazsın? Eksi 1 yaz. Ya da ne diyelim? Eksi gelir mi? Gelmez de. Onu atarsak yine gelmez sonuç. Yani burada şu x mutlak değer x yalnız bırakacağız. Onu demek istiyorum. Şu 5 buraya geçerse ne olur? Mutlak değer x yine ne oldu? Eksi 1, eksi 6 yapar mı? Yine mutlak değer yalnız kaldı. Bunu demek istiyorum. İşte yine uzunluk ne yapar? Eksi olamaz. Yine bunun çözülmesi boş küme mesela. Şu ayrı bir örnek vereyim. Bunlara basitçe bir örnek verelim. Şimdi sorulara başlayabiliriz artık. Evet, gelelim buraya. Çözüm kümelerini sormuş. İşte şöyle düşünün. Şurası sıfırdan büyük görüyorsunuz değil mi? Yani 3 sıfırdan bir pozitiftir. Evet. O zaman bu iki durum değerlendireceğiz. X eksi 2 var ya kızlar. X eksi 2 ya 3 olması gerekir ya da eksi 3 olması gerekir. Eksi 3. Bunu öğrenin. 3'ün mutlak değeri de 3'tür. Değil mi? Eksi 3'ün mutlak değeri de 3'tür. Dediğim şu bunlar evet. Yani 3 ve eksi 3 olması bu. Yani dışarısı 3 ise içerisi ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Bunu demek istedim. Bunları ayrı ayrı çözelim. Yani x eksi 2'yi ne yapıyorum? Bir 3 eşitliyorum. Buradan x ne gelir? X eşittir buradan. 5 gelir. Diğerini çözersem yani x eksi 2'yi ne yapıyormuşum? Bir de eksi 3'e eşitliyorum. Buradaki x'i bulursam. O zaman buradan ne yapar? Eksi 5 gelir. Eksi 1 yapar değil mi? Eksi 5. Ha eksi 1 evet. Evet çözüm kümesi ne oldu kızlar? O halde eksi 1 ile 5'miş. 5. Cevap buydu A şıkkı için konuştum. B şıkkına geçiyorum o halde. Cevap bu değil mi? Miriban? Evet hocam. Tamam. Şimdi mutlak değerin sonucu sıfırmış. Yani uzunluk sıfır demek mutlaka. İç ne olacak kızlar? Şurası. Sıfır olacak. Evet, bu tek başına sıfır olacak. Başka bir ihtimal yok yani. Hani bunun gibi değil yani. Yani burada 3 olduğu için eksi 3 ve artı 3 demiştim. Bu halde 3x eksi 6 sayısı sıfıra eşit olmalı. Bu denklemi çözersen 3x eşittir buradan 6 geldi. X buradan ne yapar? X 2 gelir. Cevabı ki yani çözüm kümesi diye yazarsak M 2'dir. Çünkü çözüm bunu da doğru yaptık hocam. Şu 2 devam. Evet, şimdi gel C şıkkına. C şıkkında da Y 2 olacak, Y 2.
Ya şöyle düşünelim. Başka bir renk seçeyim. Şimdi mutlak değerin içi var ya, şurası ne olacak? Ya 2 olacak ya da, ya da eksi 2 olacak. Ya da eksi 2. Tamam, bunları ayrı ayrı yapayım. X bölü 4 ifadesi 2 olsun önce. Buradan işler dışarı çarpma yaparsam ne geldi? 8 gelir. Yeni yapalım. X bölü 4 8 gelir. Eksi 2 geçiyordu. Buradan işler dışarı çarpımdan eksi 8 gelir. Yani çözüm kümesi 8 ve eksi 8. Artı, evet, bu şekilde bitiyor. Eksi 8 ile 8 arası. Evet, eksi 8 ile artı 8 bunun cevabı. X'ler bunlar yani. Doğru yaptık hocam. Gelelim şu soruya. Onda başka bir renk yapalım. Evet, bu kez şimdi burada diyor ki mutlak değer bir şeyin uzunluğu eksi 3 diyor değil mi? O zaman çözüm kümesi boş mu? Evet, doğru. Evet. Çözüm kümesi boş küme. Çünkü boş küme. Bir şeyin uzunluğu eksi 3 olamaz. Eksi 3 metre olamaz. Eksi 3 metre diye bir şey yoktur. Boş küme o zaman. Hepsini doğru yaptık hocam. Evet, bu da bu şekilde bitmiş oldu. Bu sorular tamam. 14'e bakalım ne var. Evet, mutlak değer A1'miş, mutlak değer B2'miş, mutlak değer C3'müş. O halde biz buradan yorum yapalım. Şimdi şu A sayısı olduğu halde ne olabilir kızda? A ne olabilir? Ya 1 ya da 1. Ya da eksi 1, doğru. B için konuşalım. B sayısı ya 2'dir ya da eksi 1. Ya 2'dir ya da C'de ya 3'dür ya eksi 3'dür. Aynen. Evet. C sayısı dedik. Ya 3 ya da eksi 3. Tamam. Şimdi şuraya bakalım. Toplamları A, B, C'nin toplamı 0 olacakmış. Bunun dışında tabii A büyük B de var. Şimdi toplamları 0 olan hangi durumlar var? Size onu söyleyebilir misiniz? Bakalım. Hocam A 1 olur. B 2 olur. C'de eksi 3 olur. A 1 olsun. B'miz B 2 olur, C'de eksi 3 olur. 3 ile eksi 3 birbirini götürür, 0. Evet, burası 0 yapar, doğru. Yani bir seçim doğru. Başka ihtimal var mı? A eksi 1 olur, B eksi 2 olur, C 3 olur. Yani tam tersi olur. Şöyle mi demek istiyorsun? Yani A eksi 1 alır, B'de eksi 2 alır, C'de artı 3 alır, yine 0 yani. Çıkar. Tamam, doğru. Tam tersi bu da yani. Doğru. İki ihtimal var. Başka ihtimal. Başka ihtimali var mı? Yok herhalde. Yok hocam, yok. Başka ihtimal. Evet, yok hocam. Doğru. Yok hocam. Tamam, o halde demek ki ha bir de şu var. A büyüktür B diyordu ya. Sizce şu A şuradan büyük mü? Bakasın. A büyük B mi şu şartlar altında? Yani buradaki Hayır. Evet, bu olamaz çünkü buradaki şart uymuyor. Neden? A büyüktür B şartına baktığında 1 büyüktür 2 olmadığından bu yanlıştır. O zaman bu denklem bu ifade yanlış. Demek ki şuymuş bizim bizden istenen buymuş burada. Eksi 2'den. Yani şu bizden isteniyor. Bakalım. A sayısına bakarsam eksi 1 gerçekten büyüktür. Eksi 2 mi? Evet. Eksi 2'den. Doğrudur. Evet. Demek bizden istenen bu durummuş. O halde buradaki neyi sormuş? A'mız ne oldu halde bu durumda? Eksi 1'dir. Eksi 1 oldu. A eksi 1. B eksi 3. B'de eksi 2. Eksi 2. 4 gelir. 4. Evet, 4 yapar. Doğru. Cevap anahtar da 4 diyor. Doğru yaptık. Tamam. Bu şekilde bitirelim diğerini. Yani böyle bir denklem var. Mutlak değer bir denklem. Bunun denklem çözüm kümesini istiyor bizden. Evet. Mutlak değeri yalnız bırakacağız kızlar. Her zaman olay bu. Yani bunu direkt böyle çözemeyiz. Şu mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakmamız lazım. Yani yanındaki ifadeleri halledeceğiz. Yani mutlak değerli ifade tek başına kalması şu eksi 17 diye etraf alacağız kızlar önce. Eksi 17 diğer tarafa artı geçti. Yani 3 artı 17 oldu burası. Artı 17. 5'i de dağıtırız. Bir dakika şöyle bir halledeyim. Burası 20 yaptı mı kızlar? Evet. 5'i dağıtmayalım. Evet. Sen şöyle yapalım. 5'i, her tarafı 5'e bölelim. Hani bu dışarıda ya da. Denklem evet, tamam. Bunu 5'e bölelim. Bunu 5'e bölelim. Şunlar birbirine götürsün. Buram mutlak değer içinde. 2x geldi. Eşittir burası. Eşittir 4. İşte bak mutlak değer ifade tek kaldı. İşte bundan sonra bildiğimiz şeyi denklem çözmeyi anlatacağız. Şimdi sonuç 4 ise o zaman şu içerideki ifade ne olmalı kızlar? 2x eksi 1 var ya, ne olması lazım? Ya 4 olacak. Ya 4 ya da eksi 4. Evet, güzel. Bunları ayrı ayrı çözelim şurada. 2x eksi 1 sayısı 4 olacak. Bir de 2x eksi 1 sayısı eksi 4 olacak. Bunları çözelim şimdi.
2x buradan ne yapar? 5 yapar mı kızlar? 5. Eksi 2'ye tarafa geçti. Evet. 5 bölü 2 5 bölü 2 yapar. Bunu çözelim. Buraya geçti. Eksi 5 kaldı. Yapar. Eksi 5 yapar. Eksi 5 mi yapar? Yok, evet 3 kalır pardon hocam. Eksi 3 kalır bu artıya geçer ya. Evet tamam hocam. Dikkatini denklemişim. Bu da bu geldi. Demek ki bunlar oluyormuş. Çözüm kümesi sormuş ya. Çözüm kümesi var. ÇK dersek kim varmış? Eksi 3 bölü 2 ile 5 bölü 2 varmış. 5 bölü 2. Cevap olacak. Doğru yaptık hocam. Evet, mutlak değeri denklemede önce ne yapıyoruz? Mutlak değeri yalnız bırakacağız. Ondan sonra denklemeyeceğiz. Yani buradaki hemen pat diye başlamayacağız. Bazı öğrenci diyor ki hemen burası bir artı 3 bir de eksi 3'e eşit gibi mesela. Şunu yazıyor. Bir eksi 3 bir de artı 3. Öyle bir şey yok. Mutlak değeri yalnız bırakacağız. Ondan sonra eksi 4 artı 4 diye yapacağız demek ki. Evet, bu da önemliydi. Geçtik diğerine. Ne demiş? X ve Y gerçel sayılar arasındaki uzaklık A birim ise demiş. X eksi A eşittir. Şey, X eksi Y'nin mutlak değeri A'dır. İşte benim anlattığım biraz önce hani okulla ev vardı ya o mesele aslında. Değil mi? Okulla ev arasındaki uzaklık 500 metre ise yani evden okula gidince 500 metre, okuldan eve gelince 500 metre. Aynı yolu takip ediyoruz tabii. Bu A onu kastediyor. Buna baktıktan sonra bakalım ne var şimdi burada. Evet. Bakalım ne diyor? X bölü 2 gerçel sayısının sayı doğrusu üzerinde 3'e olan uzaklığı. Evet. Burada ifade şu. Neymiş? Bunun bu sayı doğrusundaki bu noktanın şunun şuna uzaklığı diyor. 3'e uzaklığı. Bunda yok. Ne yapacağız? Şimdi mutlak değişine göreceğiz. X eksi 2'nin 3'e uzaklığı demek. Bunu bundan çıkarıyoruz. Mutlak değişine yazıyor. İşte burası bunun birbirine uzaklığı. Yani X bölü 2'nin 3'e uzaklığı böyle gösterir. Mutlak değer şeklinde. Matematikte. Tamam bu neymiş? Bunun cevabı 4'müş değil mi kızlar? 4 değil. Bu yani. Bu denklem çözeceğim. Başka bir şey yok. Anlaşıldı mı acaba? Şu sözler şurada bir not vardı ya uyarı. X ve Y gerçel sayılar arasındaki uzaklık neymiş? A ise, A bir ise böyle gösteririz gördüğünüz gibi. Yani X ile Y arasındaki uzaklık X eksi Y deyip mutlak değişine yazdık. Burada aynı şey yaptık işte. Hem X bölü 2 ile 3 arasındaki uzaklık demek X eksi 2 eksi 3 X bölü 2 eksi 3 diyoruz. Bu aradaki uzaklık anlamına geliyor. Mutlak değerle beraber. İşte 4. Bunu çözeceğiz. Bu da denklem zaten. Hadi iç kısmı ne olmalı? Şöyle gösteriyorum. Ya 4'e eşit olacak ya eksi 4'e. Evet, eksi 4. Eksi 4 olmalı. Doğru. X bölü 2 ne oldu? Eksi 3. Bu 4'e eşit olacak bir tanesi. Diğeri de şöyle yazalım. Eksi 4'e eşit olacak. Bunu çözersem X bölü 2 eşit. Buradan 2 geldi. X buradan ne yaptı? 14. 14. Bunu çözersem buraya artı diye geçti. Eksi 1 mi kaldı? Eksi 2 gelir. Yani ilk defa eksi 2 gelir. Doğru. Biri bu, biri de bu. Neyi sorayım? İkisini acaba farklı değerler toplam. Toplarsam 14 ile 12 gelir. Eksi 2 yani toplarsam 12 gelir. 12 yapar. Cevap bu kızlar. Evet. Evet hocam 12 cevapını. Bu da geçti mi halde? Evet, böyle bir soru vermişler. Örnek 17. Başka soru var mı? 18, 19 var. 20, 20. Devam ediyorum. Ha, 3, kaç soru? 3. 3, 4 tane. 5 soru kaldı. Var, belki yetişmeyebilir de. 7 dakikası var. Evet bir deneyelim bakalım ne var ne yok. Örnek 11. Aşağıda aşağıdaki şekil düzgün çokgenin kenar sayısı ile içindeki sayı yazılan sayının farkının mutlak değeri ile ifade edilmektedir diyor. Yani bu gördüğü gibi bu şekilde bakarsak üçgen içinde x sayısı var değil mi? Bu sayı içindeki sayıdan kenar sayısı 3 ya onun için burada eksi 3 demiş. Mutlak değeri tabii ki. Örnek vereyim mesela. Üçgen içinde mesela 4 olsaydı kızda ne demek istiyor? 4'ten 3'ü çıkar demek istiyor. Değil mi? Şu içindeki sayı buraya yazıyorum. Şu kenar sayısı 3 olsun buraya da 3 yazdım. Bu mutlak değer 1'dir. Bu cevabı 1'miş mesela. O zaman bunu düşünelim. İçeride kare var ya karenin içinde x var değil mi? Bunu nasıl yazacağız kızlar? 4 eksi 3. Yok x'i yazıyor. Önce sayı yazıyor. Yani aynı şey aslında. Değişmez de. Değişmez ama mantık aynıdır. Ben böyle yazdım. X eksi 4 diye yazabilirim değil mi? Evet. Vay, şu hale gelip altıgen var değil mi? Şöyle bir altıgen çizeyim. Bu altıgen içinde ne oldu? Mutlak değer içinde x eksi 4 oluştu değil mi kızlar? Bu da 10. Evet. Evet. Şimdi buradan nasıl toplayacağız? Bu kez de bundan şunu çıkaracağım. Mutlak değer x eksi 4 var ya bu sayıdan onu çıkaracağız. Pardon özür dilerim. Onu demeyeceğim yanlış söyledim. 6'yı çıkarttım. Kenar sayısı 6 ya. 6'yı çıkarınca bunu da mutlak değer içinde yazacağım. Ona eşit bu eşittir 10 olacakmış. Evet bu anlama geliyor.
Evet, şimdi bunu nasıl çözeceğiz? İç içe mutlak değerler varsa en dışarıdan, yani şuradan başlayacağız. Şu önce şurayı halledeceğiz. Şöyle işaretliyorum ya. Bu kırmızıyla işaretlenen bir yer ne olmalı sizce? Ne olabilir ya da hangi değerler? 10 olacak. Ya aynen 10, pardon. Ya 10 olacak ya eksi 10. Ya 10 olacak ya da eksi 10 olacak. Evet, bunları ayrı ayrı çözelim şimdi. Ne yazdım? Mutlak derecinde x eksi 4 diyorum. Neydi? Eksi 6. Bir 10'a eşit olmalı. Bunu çözeceğim. Bu birinci durum. Şuraya yazayım sana birinci durum diye. Bir de eksi 10'a. Evet, bunu çözelim önce. Sonra diğerini çözmek istiyorum. Mutlak derecinde x eksi 4 kızlar eşitleri ne yaptı? 16 yaptı. Evet. Şimdi tekrar mutlak değer karşıma çıktı değil mi kızlar? Dikkat. Şimdi bu kez ne yapacağım? Şu içerideki ifadeyi yine işaretlediğim yere dikkat edin. Bu ya 16 olmalı ya da eksi 16. Eksi 16. Tekrar burada parçaladığım için ne yapalım? Şöyle yapalım. X eksi 4 sayısı 16'ya eşit olsun. Buradan x eşit burada ne yapar? 20 yapar. 20 yapar. Şunu çözelim. Yani x eksi 4'ü eksi 16'ya eşitliyorum. X burada ne yapar? 12 yapar. Eksi 12 yapar. İşte bunları buldum. Bunlar bir kenara dursun şimdi. Şimdi ikinci durum diyorum. Şuraya sığarsa tabii ikinci durum diyelim. Bu kez ne yapacağım kızlar? Bu kez de eksi 10'a eşitlemek lazım. Mutlak değer içinde x eksi 4 tekrar eksi 6 var. Eşittir. Eksi 10 dedik. Evet, 4, eksi 4 kalır. Ne, şunu buraya atacağım. Mutlak değer içinde x eksi 4 eşittir. Eksi 4 kaldı. Evet. Bundan sonra ne yapacağız? X eksi 4 ya eksi 4'e eşit olacak ya, ya boş küme olur mu? Evet değil mi? Mutlak değer eksi olamazdı. Bir şeyin uzunluğu eksi 4. Evet. Boş küme oluyor. Mutlak değer bir şeyin, mutlak değer bir şeyin uzunluğuydu. Eksi 4'e eşitlemişler. Bir şeyin uzunluğu eksi 4 olamadığı için o halde buradan ne geldi? Çözüm kesi boş küme. Dikkat, sadece buradan bak. Şu kırmızıda ikinci durumdan bahsediyorum. İkinci durumdan boş küme geldi. Ama şurada hala var. Şunlar çözüm yani benim için. Demek x'in aldığı değerler toplamı kim 20 gelir. Değerini aldı x. Bir de ne oldu? Eksi 12 değerini aldı. Bu ikisinin toplamının sonu. Bu da 8 yapar. 8. Doğru yaptık hocam. Hocam 3 dakikamız var. Aynen. Tamam, anladım. Şurada bak eksi x var. Biraz önce buna ben örnek vermiştim, hatırlıyor musun? Biraz önce şöyle bir şey yapmıştım. Bunu ne yazmıştım? Eksi 1'i ayrı yazdım. Yani eksi 1 çarpı x şeklinde düşünmüştüm. Bu halde burası ne yapar? Eksi 1'in mutlak değerini ayrı yazıyorduk. Mutlak değeri x ayrı yazdık. Böyle yaptık. Şurada zaten 1, eksi 1 mutlak değeri artı 1 de mutlak değeri tabii x duruyor hala. Bunun değeri ne geldi? Mutlak değeri x. Demek ki şurası bizim için neymiş? Mutlak değeri x'miş kızlar. Bunu anlattım burada yani. O zaman 3 tane yok mu burada? Bak, bir tane burada, evet. Bir tane burada. 3 tane mutlak değeri x oluştu. O zaman ben buraya 3 çarpı mutlak değeri x yazabilir miyim? Aynı şeyleri 3 evet. Tane varsa böyle yazılır. Evet. Mutlak değeri x de 2 gelir. Evet, mutlak değeri eşittir 2 geldi. Bunu da çözeceğiz. Bu da ne yapacağız? Dediğim gibi yine anlatacağız. Şurası mutlak değerin içindeki x ya sayısı. 2 olacak, ya 2 olacak. Ya da eksi 2 olmalı. O halde yaparsam x buradan 2 gelebilir ya da x eşittir. Eksi 2 gelir. Yani 2 tane durum var. Eksi 2 ile 2 arası olur çözüm kümesi. Evet, çözüm arası değil, yok. Ha, pardon. Çözüm noktalar sadece burada. Eksi 2 ile artı 2 noktası sadece. Evet, bu kadar. Doğru yaptık hocam. Bu da böyleydi. Yine benzer. Şurada işte şuna burada hiçbir şekilde benzemiyor gibi duruyor ama bu buna benzer kızlar. Burada yapacağımız şu, hemen yapmak istiyorum. X eksi 2 artı şurayı ben eksi 4 parantezini arasam buraya ne yazmam lazım kızlar? Şuraya parantez içine şimdi. 2 eksi x yazarız. Evet değil mi? Sağlıyorum bakalım. Bak, buna bunu çarparsan eksi 4x, yani şurayı evet, veriyor. Sağlıyorum. Buna bunu çarpan artı 8 veriyor mu veriyor? Evet, eşittir olmuş. Bak, şu eksi 4'ü biraz önce yapmıştım. Eksi 4'ü ayrı yazıyorum mutlak değer içinde. Çarpı x eksi 2 ayrı yazıyorum mutlak değer içinde. Tabii şu baştaki hala duruyor x eksi 2 mutlak değer içinde. X eksi. Evet, şu eksi 4'ün mutlak değeri neydi? Artı 4'tü değil 4. Mi? Evet. Hala geldi, dikkat. O zaman burada 4 tane var. Bir tane de burada var. 5 tane yapmaz mı kızlar? Anladın evet. Mı? 4 tane x eksi 2'miz var. Bir tane de burada var. Yani bir x'in eksik var. O da 5 tane x eksik var değil mi? Yani mutlak değer hala yalnız kalmadı. Her tarafta 5'e bölelim bu kez. Değil mi? X eksi 2. Burayı 5'e böleceğiz. Burayı da 5'e böleceğiz. Bunlar zaten birbirini götürdü. Hadi mutlak değer içinde x eksi 2 ifadesi ne oldu kızlar? 2 oldu değil mi? Şimdi ya mutlak değerin denklemi çözeceğiz. O halde içerisi ya 2 ya da eksi 2 olacak. Ya 2 ya da eksi 2.
Bunları çözelim. 2 olursa x, 4 x, olur. X 2 olsa x işte buradan 4 gelir. Diğerini gelirse. X 2 olsa x, 0 x, gelir. X 2 olsa bu da ne yapar? Tabii ki 0 yapar. 0 gelir. Bu arada çözüm hükmesini sormuştu. Çözüm hükmesi ne olacak? 4. 4 ile 0. 0'a 4 kadar. 4 ile 0. Evet, 0'a 4 kızlar. Doğru yaptık hocam. Burada kaldık. İki soru kaldı. Onu da diğer haftamız. Evet, diğer hafta pazartesi günü yapacağız canım. 20 ve 21 kaldı. Efendim? 18. soruyu bir daha açabilir misiniz? Ekran kontrolü çekememiştim de. Geldi. Geldi mi şu an? Aha geldi. Tamam, teşekkür ederim. Evet, bir şey değil. Evet, diğer iki sorumuz kaldı. Diğer pazartesi günü inşallah buradan devam edeceğiz 20 sorudan. Bugünlük bu kadar. Size iyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam.